Müzesi. Qızıla bələnmiş ana torpağım, doğma diyarımla fəxr edirəm mən. Bu ana torpağa övlad olmağım, nurlu sabahımla fəxr edirəm mən. Əli bərəkətli çörəyi paylı, anam ellərim də haylı, haraylı. Şeirim bayatım var, qoşmam, gəraylım. Səri sərvətimlə fəxr edirəm mən. Ulu borçalının bir balasıyam, elimin məhəbbət eşq qalasıyam. Türkəm, türklülüyüm bir damlasıyam. Şərəfli adımla fəxr edirəm mən. Şərəfli adımla fəxr edirəm mən. Evet Çetin Bey, sizi de böyle bazen Azerbaycan'da görüyoruz, bazen böyle güzel Türk dünyası platformlarında görüyoruz. Sizin de duygularınızı sormak istiyorum. Burası gerçi sizin ana vatanınız, kendi memleketiniz ve pek çok da akrabalarınız var burada ama sizin de duygularınızı sormak istiyorum. Şimdi yeni bir devir başlıyor. Bir Türk dünyasına bakıyoruz. Bütün Türk topluluklarının bulunduğu yerlerde toplantılar yapılıyor. Kıpır kıpır adeta yeni bir çağa hazırlanıyorlar. İşte dünkü Milli Bütünlük, Kafkas Türkleri Derneği'nin yaptığı Milli Bütünlük Gecesi de bunlara vesile olacak. Büyük Türk dünyasını, ilerideki çocuklarımızın göreceği ve dünyanın da gıptayla bakacağı bu büyük Türk dünyasına bir hazırlık olarak görüyorum. Dolayısıyla bu yola, bu davaya hizmet eden, emeği geçen, bu uğurda gayret eden herkesi burada büyük Türk milleti bir evladı olarak saygıyla, şükranla anıyorum. Hepsine Allah'tan gayret vermesini diliyorum. Çabalarına yardımcı olmasını diliyorum. Gerçekten önümüze açılan büyük bir yol var ve bu, ben bu Türk dünyasını, Türk devletlerinin, bu Türk milletinin bütün boylarının bu davranışlarını, bu gayretlerini dünya barışına büyük hizmet sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bütün dünyanın tamamının selametini, bütün dünyada yaşayan insanların ileride mutlu olmalarına yol açacağına inanıyorum. Çünkü tarihe baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ne zaman Türk milleti güçlü olmuşsa dünyada bir nizam, bir adalet tesis edilmiştir. İnşallah biz ve bizim çocuklarımız, torunlarımız da tekrar bunu başaracaktır. Sizlere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, var olun, sağ olun.